25 Kasım, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele günü. Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uzun yıllardır tüm dünyanın mücadele ettiği ne yazık ki kanayan bir yara. Şiddetin her türlüsünü reddediyor ve kınıyorum. Kaldı ki şiddet ve kadın kelimelerini yan yana kullanmak, bunlarla ilgili konuşmak inan benim için gerçekten çok zor ve anlamsız. Eşim Dilek ve ben uzun yıllardır şiddetle mücadele konusunda birlikte çalışmalar yapıyoruz. Kadınların hak ettiği koşullarda şiddetten uzak, huzura ve sevgiye yakın ortamlarda yaşamalar için birlikte mücadele ediyor. Bu alanda birlikte projeler geliştiriyoruz. Bir toplumda kadın mutluysa herkes mutlu olur, huzurlu olur. Çünkü kadın ailenin de toplumun da mimarıdır. Kadına karşı şiddet insan haklarına en ağır saldırılardan biridir. Taciz ve şiddet korkusu kadınların kendine güvenini yok eder. Onları iç dünyalarına hapseder. Şiddet korkusu kadınların hareketliliğini yok etmek demektir. Kadına yönelik şiddet toplumun geleceğini içten içe kemiren bir virüstür. İstanbul'da ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özellikle kadın istihdamına önem vermemizin, İstanbul'un her mahallesinde kreş ve mahalle evi yapmak istememizin asıl sebebi toplumu bu virüsten tümüyle kurtarmaktır. Kadınlara nefes alabilecekleri alanlar yaratmaktır. Şiddetle mücadelemizde kadın örgütleriyle de beraber çalışıyoruz. Açtığımız kadın sığınma evleriyle ve danışma hatlarıyla her an şiddete uğrayan kadınların her zaman yanındayız. Şiddet mağduru kadınların yalnız olmadıklarını hissetmeleri bizim için büyük bir sorumluluk. Çünkü dayanışmayla bu şiddet sarmalını sevgi kültürüne dönüştüreceğimize yürekten inanıyoruz. Kadınların şiddet gören kadınlarla dayanışmalarının yanı sıra şiddete karşı olan herkesle işbirliği yapmaları bu mücadelede çok önemli. Evde, iş yerinde, sokakta, her yerde güvenle yaşamak, üretmek ve geleceğe umutla bakmak için biz kadınlar erkeklerle birlikte omuz omuza mücadele etmeliyiz. Kesinlikle kadın erkek yaşamın her alanında sırt sırta verir ve birlikte mücadele ederse yenemeyecekleri zorluk kalmaz. Toplumun kanayan yarası olan kadına şiddete karşı yine birlikte mücadele ederek yok edeceğiz. Çünkü kesinlikle geleceğimiz ortak. Evet, mücadelemiz ve geleceğimiz ortak. Biz sadece bugün değil, her gün şiddetin karşısında ve birlikteyiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz.